Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasen bir rivayette yanılmıyorsam müsnedde olan bir rivayet kâne fî beni İsrail'e İsrail oğullarında iki kardeş vardı dedi. Bunlar iki kardeş birisi böyle ameli salih üzere ibadet üzere olmaya çalışıyor. Diğeri ve ammel ahharu kâne ben'' o günahkar bir adamdı. Bu ameli salih üzere olan kardeş, günahkar olan kardeşini gördükçe onu günah üzere gördükçe aktır ya bırak bunu ya yapma işleme bu günahı diye üzerine giderdi. Buraya kadar çok yanlış bir şey yok. Yani belki daha düzgün söyleyebilir, yapma, bak vesaire yumuşak söylemesi gerekebilir. Oralara girmiyorum. Ama bir gün yine onu günah üzere görünce çok kızdı. Kardeşi de ona dedi ki halli beyni ve beyne rabbi. Benimle Rabbimin arasını yani bırak dedi. Lem tubat aleyye rakiben. Başıma bir gözetleyici gönderilmedin. Ben yani beni gözetlemek, peşime düşmek ve beni zoraki iyileştirmek gibi bir yükümlülüğün yok. O da öyle deyince, beni benim Rabbimle bırak vesaire dediğini de görünce dedi ki, Len alakallah. Allah seni bağışlamayacak, Allah seni cennetine ve vesaire koymayacak, göreceksin, sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın diye onun hükmünü bir, e, verdi. Bu rivayetin devamında Cenab-ı Hakk'ın her ikisi ölünce, Allah Azze ve Celle huzurunu alınca bunları, günahkar olanı Cenab-ı Hakk'ın affettiği ama burnunu uzatıp Cenab-ı Hakk'ın hükmüne karışanı yani aslında ameli salih üzeri olanı emredip cehenneme gönderdiği şekilde neticelenir. Çünkü biz her vakit namazda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp Maliki yevmiddin diyoruz. Ya Rabbi din gününün maliki sensin yani hükmü sen vereceksin. Bizim hükmü vermek gibi bir işe burnumuzu sokmamız hakkımız değil. Başkasının da bizim hakkımızda hüküm vereceğini öngörmeyiz. Hüküm senindir. Din gününün maliki sensin ya Rabbi. O yüzden var gücümüzde seni razı etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı böyle yaşıyoruz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ Hüküm senin çünkü mülk senin. Alimel gaybi ve şehada. Hüküm senin çünkü bilgi senin. Bilgi de var sende. Gaybı biliyorsun. Alimel gaybi ve şehada. Şehadeti de biliyorsun. Yaşanan olayı yaşandığı vakit, yaşandığı yerde tanıksın. Biliyorsun. Gaybı da biliyorsun. Önüyle sonrasıyla. O yüzden hüküm senin ya Rabbi. Ente tehkumu beyni ibadik. Sen kullarının arasında hükmü verirsin buna kafir, ötekine ne? Bunu sen dersin ya Rab. Biz buraya burnumuzu sokmayız. Burnunu buraya sokmak Cenab-ı Hakk'ın hani batılı bir ifade var ya Tanrı'yı oynamak gibi, Tanrı rolüne girmek gibi. Bizim ifademizde Cenab-ı Hakk'ın işine karışmak, bizde böyle söylenir. Kişinin Cenab-ı Hakk'ın işine karışması yani kendisini Allah gibi konuşması veya davranması Allah'a karşı azze ve cel büyük bir istikbardır. Dolayısıyla o salih olan kardeşte hiçbir amel vesaire bırakmadı. Cenab-ı Hakk'ın namına Allah seni affetmeyecek, seni cehenneme atacak, cennete girmeyeceksin diye hükme girişmiş olmasını Cenab-ı Hak affetmedi. Berikini daha mütevazi buldu. Cenab-ı Rabbini tanıyan, emrettikleri hususunda, yasakladıkları hususunda gevşek, mütesahil ama günahkar ama Cenab-ı Hak'tan ümitli bulunanı ötekine, ameline güvenip, kendisine güvenip bununla başkalarını kesmeye, doğramaya, parçalamaya kalkması, hüküm verip onların Cenab-ı Hak ile olan mesafesini sanki o tayin ediyormuşçasına dile getirip sonuçlandırmasını Allah Azze ve Celle affetmedi. O bakımdan tekfir de bulunmak Cenab-ı Hakk'ın hükmünü Cenab-ı Hakk'a ait olan hükmü ele geçirmeye çalışmak gibi. Neden? Çünkü bilmediğiniz bir şey yapıyorsunuz. Kişinin kalbini bilmiyorsunuz. Kalbiyle olan süreçte ki durumunu bilmiyorsunuz. Efendim gördüğümüz amel şöyle bir amel gördük. Yani bir amel gördük, bir şey yapıyor. Derler ki mesela adam elinde bir kitap getirdi attı çöp tenekesine veya ona saygısız davrandı. Siz biliyorsunuz ki Allah'ın kitabı. Ama varıp dediniz ki ya sen bunun içine ne attın demin. Vallahi şuradakileri aldım getirdim artık kitap diye attım. Ama onların içinde Allah'ın kitabı da vardı. Adam diyebilir ki ben bilmiyordum Allah'ın kitabı olduğunu. Dolayısıyla ne yaptığını bilmediğimiz bir kimse, eğer bunu gayri ihtiyarı yapabilir, başka nice senaryo olabilir, bize dışa bakan yüzüyle bir fiil yahut davranışın içe bakan yüzüyle küfür barındırıp barındırmadığını bilmiyoruz. Ne zaman bilebiliriz? Kişi kendisi bunu dile getirirse. O yüzden derler ki esas şudur, lüzumu küfür değil, iltizamı küfür olmalı. Lüzumu küfür ne? İltizamı küfür ne? Lüzumu küfür bir kimsenin küfür gerektiren bir davranışı yapması yahut küfürü gerektiren bir sözü söylemesi. Ama bu yeterli değil. İltizam olması lazım. İltizam ne? Yani sizin ona ya bu küfürü gerektiren sözü söyledin bunu yani kafir olmak için mi söyledin? Sen artık kafir misin? Bunu kabul ediyor musun, sahipleniyor musun, bunu bunun için mi yaptın dediğinizde, evet tam da kafir olmak için yaptım, ben artık kafirim demesiyle birlikte süreç sonlanır. Yok canım, ben bunu kafir olmak için yapmadım, ben kafir falan da değilim. Hem bu kafir olmayı da gerektirmez, o sana göre diye bin dereden su getiriyorsa onunla işimiz yok bizim. Çünkü iltizam etmiyor. Biz de polis değiliz tepesinde ki, Belki haklı da olsak oturalım Hayır benim elimdeki çekliste göre senin durumun buna giriyor. Bunun görevlisi değiliz. Cenab-ı Hak bile Resulullah'a bile وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بحفيف. Sen onların başında bir bekçi değilsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار Sen onların başında bir zorba da değilsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يل Bunların hepsi Kur'an ayetleri. Sen onların başında bir vekil, yani onları bir işi yapmaya sür, sürecek, zorlayacak, istediğin gibi yapmalarını sağlayacak, onları murakabe edecek, her durumlarını, iradeyi kapatacak bir sürece boğamazsınız. Çünkü hayat, liyebluvakum, sınanmak için kurulmuş, iptila için kurulmuş, iptila içinde irade dokunulmaz. İrade de kişinin içinde saklı. Yoksa söylediği söz de gayri ihtiyarı olabilir, istemsiz olabilir veya istemli olabilir. Biz bilemeyiz. O yüzden tekfir edemeyiz. Velev ki lüzumu küfür olsa bile, ta ki iltizamı küfür oluncaya kadar. Allah'ın Resulü anlattı ki sallallahu aleyhi ve sellem bir adam çölde gidiyordu. Bu çölde giden kimse bir aralık dinlenmek istedi, devesiyle beraber yol alıyor. Tabii çöl demek, deve demek, her şey demek. Çünkü deve yolu bilir. Su devededir, yiyecek devededir. Hatta çölde gölge de devededir. Yani onun gölgesinde oturursunuz. Durduğunuz zaman dolayısıyla devesini kaybetti, öldü demek. Adam dinlenmek için durdu, devesinin gölgesinde yattı, uyudu. Bir ara güneşin vurmasıyla uyandı. Tabii güneş vurduysa deve yok demek. Gölgeyi deve yapıyordu, baktı deve yok. Etrafa baktı, baktı iz de yok. Anladı ki deve gideri çok olmuş. Çünkü çölde izler çabuk kapanır. Toprak, yüzey hareketlidir. Ufak ufak böyle kum taneleri yer değiştirir. Bazen bu öyle olur ki bir dağ buradan bu tarafa geçer. Yani çöldeki o kum dağı yer değiştirir. Dolayısıyla yol bilmek, iz bilmek zordur. Öyle dağdan taştan iz seçemezsiniz. Anladı ki deveyi bulması imkansız. Allah'ın Resulü sordu bu adamın durumu nedir diye dediler ki yani çaresiz, ölümcül bir durum. Sağa sola vurup iyice zoraki bir ölüm yaşamaktansa yani Arapların ölüm uykusu dedikleri öyle kendini zorlama, yat işte ölüme kendi teslim et kendini. Mecalin bitince ölürsün. Bu da öyle yaptı. Ölüm uykusuna yattı ümitsizlikle. Sonra yine tam uyuklamak üzereyken hışırtı duydu. Hışırtıyla gözünü açtı. Üzerine doğru sarkan devenin Gemi yuları. Yuları görünce hayal mi gerçek mi bilemedi, yulara sarıldı, yuları tutmasıyla elinde hissetmesiyle "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk" dedi. Min şiddetil ferah, sevincin şiddetiyle dedi ki "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim." Ne oldu? Bu sözü bir insan iradeyle söylese, bilerek söylese yani iltizam etse ne olur? Küfür olur gerçekten. Ama siz ona sorsanız ya sen ne dedin biliyor musun? Allah'a sen benim kulumsun dedin, ben senin Rabbinim dedin. Adam diyecek gerçekten mi? Ben öyle bir şey demedim. Dedin dedin. O zaman sahiplenmeyecek yani. Reddedecek. Diyecek ki hayır Öyleyse, dedimse de demedim. Bak iltizama yanaşmadı. Sahiplenmeye yanaşmadı. Dolayısıyla tekfir edemedik. Zaten merakında değildik. Ama merakında olanlara iltizam, lüzum değil, iltizam esası var.